koruyucu hazırlık. Taze sıkılmış C vitaminli portakal sularımız ağız sulandırıyor. Vücudumuza enerji veriyor. Çok ferahlatıcı gözüküyor. Sistemi için gün içinde bir bardak taze sıkılmış portakal suyu içebilirsiniz. Yara. Portakal suyundan antioksidan evet, maddeler ve C vitamini. Yara, ne yapıyorsun? Vücut fonksiyonlarının daha sağlıklı işlemesine katkıda portakal suyu ve çay reklamlarını izlemek beni susatıyor. Haklısın. Bütün reklamlar içeceklerle ilgili. Bunun anlamı şu olmalı. Yakında Ramazan orucuna gireceğimizin habercisi. Yaşasın Ramazan'a geldi, oley! Oruçluyken içecek reklamları izlersek bu orucu bozar mı? Evet, bozar. Gerçekten mi? Bozuldu o zaman. Reklamları izledikten sonra içersek tabii ki orucumuzu bozar. Neden Ramazan ayında bir sürü içecek reklamı var ki? Buna yolunu şaşırtmak denir Ram. Peki o zaman Ramazan ayında televizyon izlemek istemiyorum. Vay, ne güzel Ra. Eğer sırf Allah rızası için oruç tutuyorsan Allah'tan gelen sevap da kat kat artar. Evet, evet, evet. Bu dayanmam gerektiği anlamına geliyor. Gerçekten isteyerek mi yiyorsun kızım? Dora annesini eğitiyor. Nasıl bir eğitim? Oruç tutmadan önce yemek yeme eğitimi. Aman Allah'ım Ra, oruç için eğitme şekli bu değil. Sen her şeyi yiyorsun. Oruç tutuyorsan sadece sahurda ve iftarda yersin Ra. Biliyorum. Bu yüzden şimdi çok yiyorum. Çünkü daha sonra yiyemeyeceğiz. Öyle değil Ra. Oruç tutunca sadece sahurda ve iftarda yemek yersin, anladın mı? Wow. Bu uzun süre yemek yiyemeyeceğiz demek. Genellikle Türkiye'de günlük olarak oruçlu geçirdiğiniz süre 13 ile 14 saat arasında olur. Sahurdan akşam ezanına kadar. 14 saat mi? Oldukça şanslıyız. Sadece 14 saat. Farklı bir ülkede 21 saate kadar devam ettiği söyleniyor. Değil mi anne? 21 saat mi? Evet, doğru. 21 saate kadar oruç tutan ülkeler var. Ama oruç süresinin sadece 10 ile 11 saat sürdüğü ülkeler de var. Bunun sebebi her ülkenin iklimi ve coğrafi konumunun farklı olmasıdır. Yani her ülkenin sahur ve iftar saatleri de birbirinden farklıdır yavrucuğum. Nasıl? Epey bir zaman tutuluyormuş. Anne, sanırım akşama kadar ben oruca dayanamayabilirim. Rara sadece 5 yaşındasın. Yani oruç tutmak çocuklar için mümkün değil. Onun için yarım gün tutabilirsin, tamam mı? Ha? Ra, ben senin yaşındayken akşama kadar oruç tutardım. Gerçekten mi? Sen akşama kadar oruç tutuyorsan... Ben de yatsıya kadar tutarım. Ama sahur vakti sabaha karşı. Yatsı vaktine kadar oruç tutmak diye bir şey yok Ra. Sanırım bir hata yaptım. Allah buyurur ki, insanın her ibadeti kendisi içindir. Sadece oruç müstesna. Çünkü o benim içindir. Ve onun mükafatını ben veririm. Rara'nın ilk orucu. Elhamdülillah. Nusa, Rara. Birazdan sabah ezanı okunacak. Dişlerinizi fırçalamalısınız. Ağzınızda yemek artığı kalmadığından emin olun. Ve ayrıca oruçtan önce niyet ve dua etmeyi unutmayın, tamam mı? Tamam anne. Tamam anne. Bir tane daha var. Aman Allah'ım ya.
Dünden beri hala yiyorsun. İftardan sahura bir türlü yemeği bırakmadın. Abi, ben ilk kez oruç tutuyorum. Bu yüzden çok yemem gerekiyor. Böylece akşama kadar güçlü kalabilirim. Yeterince yemelisin. Yiyebildiğin kadar değil. Yaptığın şey çok yanlış. Lara hala küçük bir çocuk. Yani bunu unutma. Mazeretler. Ezan vakti yaklaştı. Hadi dişlerimizi fırçalayalım. Nasıl gidebilir? Ben dişimi fırçalamayacağım. Ne? Neden fırçalamak istemiyorsun? Anladığım kadarıyla amacın dişinde kalan artıkları yemek deposu olarak kullanmak ve böylece oruç tutmak. Evet öyle. Tabii ki hayır. Yemekten sonra ve uyumadan önce dişlerimizi fırçalamalıyız. Ağzımızda kalan yemek artıkları oruç tutmamızı kolaylaştırmaz. Dişlerimizde çürüye sebep olur. Sonunda acı çekmemize sebep olacak. Çünkü bakteriler... Yani Ra, beni dinlemelisin. Merhaba, ben dişim. Ağız benim evim. Sağlıklı ve güçlü kalmak için her gün fırçalanmalıyım. Dişleri fırçalamak için en iyi zaman ne zaman peki? Yemekten sonra ve uyumadan önce kaliteli bir diş macunuyla. Ayrıca hep sağlıklı beslen. Ve 6 ayda bir diş hekiminizi ziyaret edin. Her zaman sağlıklı olmak bizi mutlu eder. Ne yapıyorsun? Neden benim dişlerimi fırçaladın? Çünkü sürekli konuşuyorsun, bu yüzden unutursun diye endişe ettim. Bu sebepler ara iyilik olsun diye Nusa'nın dişlerini fırçaladı. Nusa, Lara, birazdan sabah namazı olacak. Şimdi abdest almalısınız. Tamam anne. Çabuk ol Ra, hadi. İslam dini beden ve kalp temizliğine öncelik verir. Abdest almak gibi diş fırçalamak da ibadet etmenin bir parçasıdır. İyilik yapmak çok kolay. Esselamu aleyküm anne. Verara'nın evi. Ve aleyküm selam güzel kızım. Evde ne yapıyorsun anneciğim? Anne Rara'nın eve dönmesini bekliyor. Canımın nesi var acaba? Anne, tavşanı biliyorsun öyle değil mi? Bugün okulda Rara'nın arkadaşının üzerinde oyuncak tavşan olan bir çantası vardı. Çok şirin. O tarzda bir çanta alabilir miyim? Bu çantan hala iyi durumda. Evet anne. Ama bir çantam daha olursa ara sıra çantalarımı değiştirebilir. Böylece sıkılmamış olurum. Neden sıkılmak zorundasın? Baksana başörtüme. Annem bu başörtüsünü takmaktan hiç sıkılmıyor mu? Temiz, giyilebilir ve kullanılabilir olduğu sürece sıkılmaya gerek yok Ra. Bu ayrıca babanın hediyesi ve özel bir başörtüsü. Ra? Evet anne. Hala oruçlu musun? Tabii ki anne. Elhamdülillah. İyi o zaman, aferin. Hala hafif. Yetmez gibi. Ne yapıyorsun ha? Bugün akşama kadar oruçlusun değil mi? Güzel. Akşama kadar oruç tutabilirsen sana bir hediyem var. Elhamdülillah. Saklamalısın. Çok teşekkür ederim. Rara Nusa'nın cennete gitmesi için dua edecek. Amin. Bir dakika. Helal değil mi? Bu parayı nereden buldun ki bakalım?
Ha, tabii ki helal. Ben Allah'tan isterim. Hı. Allah'tan mı istiyorsun? Rızık Allah'tan. Plastik çöpleri toplama çabamdan da. Su şişesi, şampuan şişesi gibi plastiklerin hepsini topluyorum. Çoğalınca da gidip eskiciye para karşılığında satıyorum. Ha, anladım. Hı. Çanta yırtılmış. Anta. Bence artık yeter. Elhamdülillah. Ailece orucumuzu açmak nasip oldu. Nusa ve Rara. Hadi teravih namazı için hazırlanalım. Tamam anne. Anne. İşte biraz para. O? Rara yeni çantamı almak istiyor. Bu parayı anneye yeni başörtüsü almak için biriktirdim. Maşallah Rara. Canım kızım benim. Paranı biriktirebilmişsin. Rara. Annenin sana vereceği bir şey var. Esselamu aleyküm canım kızım. Rara'nın bu sefer yaptığı şey anne ve babasını gerçekten gururlandırıyor. Rara'nın yaptığı her iyilik daha çok iyiliği de beraberinde getirecektir. İnşallah Allah'ımız bu Ramazan ayında sevaplarını çoğaltır. Hep iyilik yap, tamam mı canım? Çünkü iyilik yapmak kolaydır. Anne ve babana iyi bir evlat olduğun için teşekkür ederim cici kızım. Umarım bu çanta babanı özlemene vesile olur Rara. Vay! Wow! Teşekkürler anne. Bu çanta çok şirin. Bak, Allah vaadine her zaman sadıktır. Bir şey dilersen Allah'tan iste. O zaman alırsın. Şuna bak Nusa. Çok şirin bir çanta değil mi? Evet, evet. Teşekkürler anne. Evet canım. İyilik yapmak kolaydır. Samimiyet ve ihlasla yapınca da Allah'a ibadet olur. İhlaslı olmayı öğrenmek, Allah'ın rızasını gözetmek. 7 x 3 + 9. Evet. Üç artı yedi eksi dokuz. Ne bu şimdi? Ne biçim şey? Rara? Ne oldu? Ne bu halin böyle? Özür dilerim Nusa. Ama bir arkadaşım beni o kadar sinir ediyor ki. Moralin mi bozuk? Yüzün niye asık? Çok sinir bozucu. Arkadaşıma çok sinirleniyorum. Çünkü o bana hiç dürüst, hiç de davranmadı. Kime sinirleniyorsun ki? Çünkü normalde sinir edici sen oluyorsun. Arkadaşım kağıt kaplayarak tavsiye yapmak için benden yardım istedi.
yaptık ve sonra ondan sonra yüksek bir puan aldı ama bana teşekkür bile etmedi. Aa, teşekkür mü etmemiş? Evet öyle. Hatta benim yaptığım tavşana çirkin dedi. Halbuki onunkini de ben yapmıştım. Sen ihlaslı ol, helal et. İhlas mı? Nasıl ihlaslı olabilirim ki ben? Eğer birine iyilik yaptıysan ve o biri sana karşılığında iyilik yapmazsa sen sinirlenme. İhlaslı ol. Birinden bana teşekkür etmesini beklersem o zaman ihlaslı değilim mi demek oluyor ki? Nusa, sen ihlası kimden öğrendin bakalım? Ha? Annemden öğrendim. Ne zaman öğrendin peki? Bu aleti takmak zorunda kaldığımda çok ağladım ve hayal kırıklığına uğradım. Artık ihlaslı mı oldun? Nasıl olabildin? Oldum tabii ki. Nitekim annem hiç Allah'a şikayet etmedi. Ve ayağımın böyle olmasına rıza gösterdi. Aa. O yüzden annem tam ihlaslı ve rızayla benim böyle olmamı kabul etti. Allah'ın kaderini kabullendim. Vay be, Nusa harika biri. O zaman benim de daha çok şükür etmem lazım. Abi teşekkür ederim. Bana ihlası öğrettiğin için çok teşekkürler abi. İşte bu. Artık moralim bozuk değil, değil mi? O zaman bana bir bardak su. Susuz kaldım. Ha? Neden emrediyorsun? Ama biraz önce sana bir şey öğrettim ya. O zaman sen ihlaslı bir şekilde öğretmemişsin öyle değil mi? Evet haklısın. Ne yapıyorsak sadece Allah'ın rızasını kazanmak için yapalım. Allah bizi sevse yeter. O zaman her şey daha güzel olur. Komşularımı seviyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Aman Allah'ım. Ups. Çöpleri ortalığa dağıldım. Aman Allah'ım. Hadi Abdül temizleyelim. Temizleyelim. Oh, hayır. Aman Allah'ım. Kim pisletti burayı? Aman Allah'ım. Neden saklanıyorsun Abdül? Zaten temizleyen biri var. Of, kimin topu bu? O kızdan çok utanıyorum ben. Hı? Öfkeli görünüyor. Öfkeli mi? Onu tanıyor musun? Bilmiyorum. Hı? Her yer temizlenmiş. Kız nereye gitti? Gizemli kız. Vah! Büyük yoldan buraya geçmem gerektiğini unutmuşum. Bu nasıl olur? Umarım yol sakindir. Aman Allah'ım. Tek başıma karşıdan karşıya geçmeye korkuyorum ben. Ne yapmalıyım ki? Ah! Merhaba küçük kız. Karşıya mı geçmek istiyorsun? Hadi beraber geçelim. Hı-hı. Evet, güvendeyiz. Şimdi elimi tut. Tamam ablacığım. Elhamdülillah. Teşekkürler abla. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Yiyeceklerimi eve kadar taşıdığın için çok teşekkür ederim Zeynep. Rica ederim efendim. Yardımcı olmaktan mutluluk duyarım. Bana teyze diyebilirsin, tamam mı? Olur olur. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm selam. Ha? Abdül o kız. Evet.
Esselamu aleyküm arkadaşlar. Ben Zeynep. Ve aleyküm selam Zeynep. Aleyküm selam. Karşıdan karşıya geçmeme yardım ettiğin için teşekkürler. Merhaba Zeynep. Ben Nusa. Merhaba Nusa. Bu da Abdülkerim. Merhaba Abdül. He, gizemli kız. Zeynep demek istedim. Sanırım o topu daha önce görmüştüm. Evet. O kazaydı ve topa çok sert vurmuştum. Evet, doğru. Top yanlışlıkla çöp kutusuna çarpmıştı. Biz tam temizlemeye niyet etmiştik ki sen çoktan temizlemeye başlamıştın. Çok üzgünüz. Bize kızma tamam mı Zeynep? Aman Allah'ım. Abdül. Kötü biri gibi mi görünüyorum acaba? Aman Allah'ım. Sanırım Zeynep abla kızgın. Özür dilerim. Neden giriyorsun? Merak etme, bir şey yok. Oh, çok şükür. Oo, siz birbirinizi tanıyorsunuz demek ki. Zeynep'in yeni komşumuz olduğunu zaten biliyorsunuz değil mi? Yeni komşu mu? Zeynep şimdi bizim misafirimiz değil mi anne? Öğretmenimiz bugün bize bir hadisten bahsetti. Allah yanında dostların en hayırlısı, dostlarına karşı en nazik olanıdır. Ve Allah katında insanların en hayırlısı, komşusunu gözeten, koruyan ve onlara en iyi davranandır. Wow! Abla hadis de biliyormuş. Tabii ki. Elhamdülillah. Komşu olarak nasıl davranılacağını zaten biliyorsunuz. Zeynep, bunu annene vermeyi unutma, tamam mı? Tatlı yapmıştım ve yanına da bir şeyler koydum. Vay, teşekkür ederim teyze. Zahmet oldu. Bu da Abdül için. Ha? Eve götür tamam mı Abdül? Teşekkürler teyze. Rica ederim. Tamam o zaman, ben şimdi eve gidiyorum. Çünkü nakliye kamyonları gelmek üzereler. Eşyaları eve taşıyacaklar. Tamam. O zaman Zeynep yine eşyalarını taşıma da yardım edelim. Yardım edebilir miyiz anne? Tabii canım. Yaşasın. Çok yardım seversiniz. Hadi gidelim. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm selam. Evin uzakta mı? Hayır, çok yakında. Yakın mı? Zeynep abla, Zeynep abla. Sizin evde oyun oynamaya gelebilir miyim? Tabii ki Rara. Allah komşularımıza çok nazik ve iyi davranmamızdan razı olur. Yerde bulunan para. Ne yaptım biliyor musun? Elimi kaldırdım ve ben öğretmenim dedim çünkü soruyu biliyordum. Çok olumsuz Ra. Tabii ki de. Sonra ne oldu? Ve ondan sonra da... Wow! Vay! Paraya bak. Ver bakayım. Şuna baksana. 100 lira bu. Evet. Dur. Atıştırmalık istiyor. Bir saniye bekle. Ya bu para birine aitse? Birine mi ait? Sanırım birileri artık ihtiyacı kalmadığı için buraya bırakmış abicim. İşte bu yüzden atılmış. İmkansız. Kimse parayı çöpe atmaz Ra. Belki de bu kişi paranın düştüğünü fark etmemiştir. Bence sahibini bekleyelim. Tamam, bekleyelim o zaman. Sahibi nerede acaba? Nusa abi, uzun zamandır burada bekliyoruz. Her neyse, kimse onu sahiplenmek için gelmedi. O yüzden alabilir miyim onu? Hadi ama, biraz soğuk içecek alalım. Duyuyor musun? Dondurma! Amca buraya gel, hadi gel. Onu bitirmen sonsuza kadar sürecek gibi görünüyor. Paranın nereden geldiğini bilmiyorsun. Bu çok yanlış. Eğer Rara suçluysa o zaman...
Nasıl abim de suçlu demek oluyor bu. Çünkü dondurmamdan sen de yedin, farkındasın öyle değil mi? Söyle. Sadece biraz istedim. Bence bu yanlış değil. Senin yaptığın gibi değil. Öyle olur mu hiç? Sen de suçlusun. Dondurmadan kalan paranın üstü nerede peki? Ha, söyle. Tabii ki hayır. Parayı ilk gören sensin, ben değilim. Parayı ilk yerden sen aldın. Anladın mı? Of. Nusa. Yoksa ağlıyor musun? Anne. Nusa'ya bir şey söyle. Estağfurullah. Nusa, Rara, burada ne oldu? Biri sinirli, diğeri ise ağlıyor. Burada ne olduğunu biri bana açıklayabilir mi? Anne, Rara parayı kullanarak buzlu tatlı satın aldı. Ama Nusa abim de dondurmadan yemek istemişti. Ayrıca paranın üstüne sadaka vermek için benden aldı Nusa. Bir şey söyle ona anne. Şeyden bulduğumuz parayı kullanarak. Hangi parayı kullanarak? Neden sessizsiniz? Anne, Nusa günah olacağından endişe ediyordu. Bu yüzden sokakta bulduğum parayı sadaka vermek için kullandım. Onu sokakta mı buldunuz? Evet anne. Evet anne. Öncelikle okuldan eve dönerken parayı buldum. Daha sonrasında Nusa abim de bana sahibinin gelip almasını beklememiz gerektiğini söyledi. Sonunda atıştırmalık bir şeyler almaya karar verdik. Çünkü kimse almaya gelmedi. Paranın üstünü de sadaka kutusuna koydum. Bunun için hala endişeleniyorum. Yaptığımız hareket günah mı? İkiniz de paranın sahibi olmadığına eminsiniz, değil mi? Günah, Allah'ın kanun ve emirlerini ihlal eden davranışlardır. Mesela bilerek namaz kılmamak, hile yapmak, hırsızlık yapmak, çalmak ve hatta yalan söylemek. Belli başlı günahlar bunlardır. Dara yalan söylemedi anne. Gerçekten. Parayı buldum. Kimseden çalmadım ki. Tamam çocuklar, merak etmeyin. O halde Allah'ın izniyle günah değil. Dua edelim ki inşallah paranın sahibi de bu sevaba ortak olur. Böylece ona da sadaka olur. Anladım. Elhamdülillah. İlk başta tüm parayı atıştırmalıklar için harcamayı düşündük. Dara günahtan korkar. Lütfen beni affet Allah'ım. Bir gün yine para bulursam o zaman hemen arkadaşlarıma bir şeyler ısmarlayacağım. Ha? Hayır duası almak için. Aman Allah'ım. Yaptığımız şey aynı işte Ra. Aynı şey işte Ra. Ra. Sahip olduğumuz paramızın hepsinden mutlaka hesap sorulacaktır. Nereden geldiği, ne amaçla harcandığı konusunda Allah için dikkatli olun. Vav, yine para. Sanırım bunu bağışlayacağım. Ra, paramı gördün mü? Söylesene. Sanırım buralarda düştü. Hayvanları sev. Nusa, bak. Karıncalar el sıkışıyor. Hı? Bak bak. Aman. Abdül. El sıkışmıyorlar. Antenleri aracılığıyla bilgi alışverişinde bulunuyorlar. Vay. Bu harika. Evet. Karıncalar harika yaratıklardır Abdül. Kolonice yaşıyorlar. Daha da mükemmel olanı ne biliyor musun? Kendi ağırlıklarının 50 kat fazlasını kaldırabiliyor olmaları. Hey bana bakın. Bende ne var bak? Yavru kuş. Estağfurullah. Sevimli bunu değil nereden mi aldın Ra? Oradan. Rara bu kuşun evcil hayvanı olmasını istiyor. Sahip olmak mı? Hayır Ra. Yuvasına geri koy. Zavallı yavru kuş. Kuşlara evcil hayvan olarak sahiplenmemiz gerekmiyor mu? Yavru kuşu yuvasına çoktan geri koydum. Güzel güzel. Çok iyi yapmışsın Ra. Çünkü dinimiz bize faydası olmayan kuşların kafeste tutulmasını uygun görmemiştir. Anladın mı? Peki evcil hayvan olarak neyi besleyebiliriz? Ben de evcil hayvan sahibi olmak istiyorum. Karıncalar evcil hayvanın olabilir.
Onlar çok çalışkan ve zekiler. Gerçekten karıncalar mı? Saçmalama Rara. Anne. Evet canım. Bizim bahçemizde yavru bir kuş gördüm. Vay. Çok tatlı. Yavru kuşu evcil hayvan olarak almak istedim. Ama abim olmaz dedi bana. Rara evcil hayvan olarak yavru kuşu mu aldın? Hmm. Anne kuş yavrusunu kaybettiğine üzülmüş olmalı. Sen de bu duruma üzülmez misin Ra? Resulullah bize herhangi bir hayvana eziyet etmekten men etti. Anlıyorum. Bak, ben sana demiştim. Öğretmenim geçen dedi ki, Peygamberimiz hayvanlara işkence yapan bir kadının ahirette cezalandıracağını haber vermiş. Çünkü kadın kedisi ölene kadar onu bir yere kilitlemiş, değil mi anne? Evet. Ona ne yiyecek ne de içecek veriyormuş. Estağfurullah. Anta. Nereye gidiyorsun Rara? Bekle Anta. İşte bunu ye Anta. Sağlığın için. İşte bunu da iç bakalım. Al al. Rara Rara. Allah'ın yarattığı hayvanlara ve güçsüzlere merhamet etmek lazım. Böyle yapanlara da cennette mükafatlar verilir. Aa, olamaz. Anta. İyi misin sen? Al al al. Bunu iyi ki şişmanlayabilirsin Anta. Ha? Teşekkür etmenin en güzel şekli. 98 eksi 13 eşittir 85 artı 173. Evet. Allah'ım. Kağıt doldu. Ra. Rara. Tarsan, Tarsan. Çok Ra. Şey. Rara. Ha? Bana çekmeceden A4 kağıdı getirir misin? A4 kağıdı mı? Evet. Televizyon masasında mı? Acelem var. Ödevimi yapmaya çalışıyorum. Tamam. Tavşan tavşan. Rara acele et. Tamam tamam. Eğer bu da buna eklenirse... Al bakalım abi. Ra bu değil. Bu origami kağıdı. Allah'ım. Bu değil mi? Ben senden A4 kağıdı istemiştim. Beyaz olandan. Bunun gibi. Tamam tamam. Üzgünüm. Hangisi olduğunu bilmiyordum. Aman yarabbim. Acele et Ra. Tamam tamam. Sanırım bu onun istediği A4 kağıdı. Aman Allah'ım Ra. A4 kağıdını getirmen neden bu kadar uzun sürdü? Geliyorum. İşte istediğin A4 kağıtları. Bunlar değil mi? Ya Rabbim. Senden sadece bir adet kağıt istedim Ra. Ha? Neden hepsini getiriyorsun? Ver bakalım. Ödevimi bitirmek için zaten geç kaldım. Bir kağıt getirmek neden bu kadar zor? Çok sinir bozucu. Ha? Bana şunu getir bunu getir diye emrediyor. Neden kendi kendine mırıldanıyorsun Ra? Ne oldu? Abim Nusa bütün gün bana bir şeyler yapmamı emrediyor. Sonra ben yapınca da hiçbir şey söylemedi. Neden olabilir ki? Rara! Ha? İçeceğin nerede? Estağfurullah. Bunun onun içeceği olduğunu unutmuşum. Hay Allah nasıl olur? Abi bir dakika geliyorum. İşte böyle yine dolduralım. İşte abi. Masanın üzerine koy Ra. Görünüşe göre birileri ödevleriyle çok meşgul. Anne. Seni Ra zannettim. Susadığımı da nereden biliyorsun? Çok teşekkür ederim anne. Bunu sonra içeceğim. Nusa abi, sana kağıt getirdiğimde niye bana böyle teşekkür etmedin? Lütfen bile demedin. Bütün gün emirler yağdırdın bana.
Nusa, Rara'nın söylediği doğru mu? Evet anne. Ödevimle o kadar meşguldüm ki. Lütfen demeyi unuttum. Özür dilerim Ra. İkiniz de şunu unutmayın. Ne zaman birilerinden yardım isteyecek olsak, lütfen demeyi ve teşekkür etmeyi unutmamalıyız. Ve iyi dinleyin. Cezakallahu hayran, Allah sana hayırlı mükafat versin duasıyla karşılık verin benim güzel çocuklarım. Tamam mı? Tamam anne. Benim teşekkürüm nerede? Sana o kağıdı getirdiğimi unuttun mu yoksa? Tamam tamam. Cezakallahu hayran benim iyi kalpli, sevimli ve şirin Ram. Şu tatlılığa bak, o yanaklara bak. Tabii ki Nusa abi. Bunun cevabı nedir anneciğim? Peki ve buna ne cevap verilir? Hayran denir yavrularım. İnşallah Allah sana da iyilikle karşılık verir. Ve cezakallahu hayran Nusa abi. Kim kendisine yapılan bir iyiliğe karşı bunu yapana cezakallahu hayran derse teşekkürü en mükemmel şekilde yapmış olur. Elhamdülillah. Benim iyi kalpli abim. Lütfen. Yemekten sonra kendi tabağını ve bardağını yıkayabilir misin? Tamam mı? Tamam tamam. Teşekkürler. Benim iyi kalpli Nus abim. Yağmurdan önce şemsiyeni hazırla. Evet. Bu şekilde okulda Rara'ya mikroplar hiçbir şekilde yaklaşamaz. Her şey güvende. Yağmurdan önce şemsiyeni hazırla. Ra, sanırım dışarıda yağmur yağmıyor. İşte bu. Bu gördüğün mikrop önleyici ekipman. Öğretmenim dedi ki, çocuklar bugünlerde hava durumu çok çabuk değişiyor. Dikkat edin. Ve bizi hasta edebilecek bir sürü mikrop var. Herkes kendine dikkat etsin dedi. Yani daha doğrusu öğretmenim yağmur yağmadan önce şemsiyeni hazırla dedi. Mikroplarla böyle savaşılmaz Ra. Temizlenmek ve mikroplardan korunmak istiyorsan bununla banyo yap. Güzel kokuyor. Bu mis kokusu Ra. Bu misk mi? Peygamberimizin en sevdiği kokulardandır. Rara şimdi banyo yapacak. Yumuşak ve güzel kokuyor. Temiz. Ra. Rara. Anne. Rara. Hey Ra. Dans etmeye devam edersen okula geç kalacaksın. Doğru değil mi? Bu yüzden mikroplardan korunmak için can simidi almalısın. Temizlik imanın yarısıdır. Müslüman temiz insandır. İmanla temizlik birbirinden ayrılmayan iki önemli esastır. Arkadaşlar, videolarımızı beğenerek ve kanalımıza abone olarak bizlere destek verdiğiniz için teşekkür ederiz.